Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet. Şu analitiği doğru, analitiğinde beraber birlikte güzelce bitirdik mi? Son iki dersimiz, son iki dersimiz önemli şeyler vereceğiz. Şimdi başlamadan önce sana bir şey sorayım. Bak sorduğum sorulara dikkat et. Sorduğum sorularla arkadaşlar konu anlatımını birleştireceğim. Şimdi dedim ki işte okulun nerede? Bak okulun nerede diye bir soru sorduğum zaman sana nasıl bir cevap verirsin? okulun yerini tarif edersin değil mi? İşte atıyorum Samsun'da ilk adım mahallesinde 19 Mayıs ise işte lise caddesi üzerinde falan diye tarif edersin. Bu arada kendi okuduğum liseyi tarif ettim. Şimdi peki okulunun buraya olan uzaklığı ne kadar diye sorduğum zaman ne dersin? İşte 12 kilometre. İşte sorduğum iki soru arasındaki farkı anladınız mı? Biri uzaklığı soruyor. Yani senin olduğun noktanın okula olan uzaklığını soruyor. İşte burada şu anda uzaklık bulacağız. Uzaklık ama nerede diye soruyorsa arkadaşlar uzaklıkla hiçbir alakası yok. 12 kilometre uzaklıkta dersen 12 kilometre bu tarafta mı uzakta bu tarafta mı uzakta bu tarafta mı uzakta bilemezsin. İşte bir sonraki konuya geçecek orada çembere geçecek. Yani sana bir uzaklık sorduğu zaman şimdiki vereceğimiz formüllerle uzaklık formülü bulacaksın. Ama nerede diye soruyorsa bundan önceki derslerimizdeki yaptığımızda doğruların kesişim noktasını. Yani bu sefer sana nerede olduğunu soruyor, burayı soruyor. Burayı nasıl buluyorduk? İki doğrunun kesişim noktasıyla falan filan buluyorduk. O zaman koordinat soruyor, yerini soruyor. Ama uzaklık diyorsa formülle uzaklığımızı hesaplayacağız. Gel bakalım. Şimdi önce arkadaşlar bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Hocam bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını nasıl hesaplarız? Bak şimdi doğrumuz bu. Noktamız burada. Hocam uzaklık da bu uzaklığı mı buluyoruz? Biz bunu mu buluyoruz? Bunu mu buluyoruz? Uzaklık denilince dik uzaklıktır unutma. Yani senden istenilen yer şuradaki uzaklık. O zaman şunları silelim. Senden dik uzaklığı istiyor. Yani bak evin burası tamam mı? Okulum burada, evimin okuluma uzaklığını soruyor, d, tamam mı? Şimdi noktamız ne arkadaşlar? A noktası. A noktasına x sıfıra, y sıfır diyelim. Doğru denklemimizde ax artı by artı c eşittir sıfır. Doğru denkleminde hepsini bir tarafa topluyorsun, bir taraf sıfır oluyor. İşte bu noktanın buraya olan uzaklığını soruyor. Eğer sana uzaklığı sorduysa formülü kullanıp uzaklığı hesaplayacaksın. Nasıl formülümüz? D eşittir bu uzaklığa D diyorum. Arkadaşlar bölüyü çekiyorsunuz. Bütün uzaklık formülünde aşağıda aynı şey var. Doğru denklemindeki x'in katsayısının karesiyle y'nin katsayısının karesi a kare artı b kare var. Bak. x'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesi. Bölü. Her şeyde bu var. Uzaklık formüllerinde. Peki yukarıda ne yapacağız? Yukarıda da çok basit bir şey var. Bak x sayısının noktanın x'ini burada x yerine yazacaksın. Noktanın y'sini burada y yerine yazıp sonra bunun mutlak değerini alacağız. Yani şu. Mutlak değer içerisinde a çarpı x sıfır. Tamam mı? X yerlerine noktanın x'ini yazdım. Artı b çarpı y sıfır artı C. Ama mutlak değer içerisinde sonuçta yukarısı eksi bir sayı olabilir. O eksi sayıyı neye çevirdim? Artı sayıya çevirdim. İşte uzaklık soruluyorsa bu. Peki soru sana dedi ki okulun nerede diye sordu. Bak okulun nerede diye sordu. O zaman bu noktanın koordinatlarını istiyor. İşte C noktası diyelim buraya. C noktasını bul bana diyor. İşte burayı soruyorsa, uzaklığı hesaplarsan hiçbir anlamı yok. Peki orayı nasıl bulacağız? Önceki dersimizde yaptık bakın. Bu doğrunun denklemini biliyorum. Bu doğrunun da denklemini yazacağım. Nasıl? Noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden. Hocam eğimini nasıl bulacağım? Şu doğrunun eğimini biliyorum ben. M1 diyelim. Dik oldukları için M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 deyip bu doğrunun eğimini bulacağım. M2 M2'yi biliyorum. Noktasını biliyorum. Denklemini yazacağım. Bu doğruyla o doğrunun denklemini ortak çözüp bulacağız. Bunu yaptık. Önceki dersimizde ama yine yapacağız. Ama uzaklığı soruyorsa kaç kilometre uzaklıkta ne kadar uzaklıkta falan diye soruyorsa bu formülü kullanıyoruz. Noktanın doğruyu olan dik uzaklığı. Hadi gel hemen örnek yapalım. Diyor ki noktasının doğrusuna olan uzaklığı nedir arkadaşlar? Şöyle gözümüzde bir canlandıralım. Aldım doğrum bu. Noktam burada. 1'e eksi 2. Tamam. Şimdi bunun buraya olan dik uzaklığını istiyor. Hop. En kısa mesafeyi istiyor. Bak. D diyelim buraya. Çok basit formülümüz. D eşittir. Bölüyü çekiyorsun. Kare kökünü yapıyorsun aşağıya. X'in katsayısının karesi. 3'ün karesi 9. Artı. Y'nin katsayısı eksi 4'ün karesi 16. Aşağısı tamam. 3, 4, 5 gelecek zaten. Sonra yukarıda ne yapacağım arkadaşlar? X gördüğüm yerlere 1. Y gördüğüm yerlere eksi 2 yazacağım. Sonra mutlak değerini alacağım. Mutlak değeri koydum. 3 çarpı 1. Eksi 4 çarpı eksi 2. Artı 4 var. Bunun mutlak değeri. Bak yukarısı ne yaptı şimdi? 3 burası. 8 burası. 4 burası. 8, 12, 15 yaptı. Mutlak değeri de 15. Aşağısı da 5 yaptı. 3, 4, 5. 25'in kare kükü. Sorumuzun cevabı 3 olmuş oldu. Bu kadar basit işte. Hocam haydi şimdi bana şu anda neyi sordu? Evimin okula uzaklığını sordu. 3 kilometre. 3 birim dedim. Hadi bir de şunu da hatırlayalım. Bu noktanın koordinatlarını istiyorsa ne yapıyorduk ona bakalım. Yani okulun nerede diye soruyorsa. Nasıl sorar? En yakın olduğu noktayı bul der bak. Nasıl sorar? en yakın olduğu olduğu noktayı bul dedi. Noktayı bul. Bak uzaklık sormuyor. En yakın olduğu yeri bul diyor. İşte o zaman soruyu soruyorum kendime. Diyorum ki bu bir doğru. Bu da bir doğru bana bu doğruların ne yaptığı noktayı soruyor kesiştiği. Kesiştiği noktalar için doğru denklemlerine ihtiyacım var. Bu doğrunun denklemini vermiş bana zaten. 3x eksi 4y artı 4 eşittir 0. Diğer doğrunun denklemini yazacağım. Bunlar birbirlerine değil. Diyorum ki m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olmalı. Hemen bu doğrunun eğimini m1 deyip m1'e bulalım. m1 eşittir eksiyi koydum. x'in katsayısı 3. Y'nin katsayısı eksi 4 artıya çevirdik. 3 bölü 4. Bak bunun eğimi 3 bölü 4 ise diğerinin eğimi takla atmış halinin zıt işaretlisi. M2'ni buldum. Şimdi bak bunun eğimini buldum. Kaçmış? Eksi 4 bölü 3. Geçtiği noktayı biliyor muyum? Biliyorum. Yaz denklemini şimdi. Y eksi Y1. y 1i e eksi 2 eşittir. Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi 1. Şimdi şu eksiler birbirlerini artıya çevirdi. İçler dışlar yapıp 3'ü buraya aldım. 3y artı 6 eşittir. Eksi 4'ü de içeri dağıttım. Eksi 4x artı 4. Hepsini bir tarafa topladım. 3y artı 4x artı 2 eşittir 0. Bu doğrunun denklemi de yazıyorum aşağısına şimdi. Orada ne var? 3x eksi 4y artı 4 eşittir 0. Şimdi kesişme noktasının apsisini ordinatını bulalım. Yok etme metodu yapacağım arkadaşlar. bakın burada eksi 4y var. Burada 3y. Yukarıdaki denklemi 4 ile aşağıdakini 3' ile çarpıyorum. Çarpılmış hallerini şöyle bir tık kaydırıp yazayım kaydırdım. Yeni çarpılmış halleri ne yaptı? 12 tane y artı 16 tane x artı 8 eşittir 0. Burası 9 tane x, eksi 12 tane y, artı 12 eşittir 0. Taraf tarafa topladım y'ler götürdü. 25 tane x yaptı. Şurası artı 20 yapıyor. Karşıya aldım eksi 20. Her iki tarafı 25'e bölüyorum. Sadeleştirdim şöyle 25. 5'lerini sadeleştirdiğim zaman eksi 4 bölü 5 kesişme noktalarının apsisini buldum. Ordinatını bulabilmek için denklemlerden birinde x yerine eksi 4 bölü 5 yazıp bulacaksın. Ama uzaklık sorduysa direkt bu formül. Ama o noktaya en yakın olduğu yeri soruyorsa bunu yapacaksın. Evet diyor ki yeni bir soru. 3'e 7 noktasının y eşittir 2, y eksi 2 eşittir 0 ve x artı 4 eşittir 0 doğrularına uzaklıkları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunlar özel doğrular olduğu için koordinat sistemini çizdiğinizde çat diye cevabı görürsünüz. Yani burada formül falan uygulamayın. 3'e 7. x'in 3, y'nin 7 olduğu noktayı buldum. Noktam burası. Tamam. Şimdi... Burası arkadaşlar 2'yi karşı atarsanız y eşittir 2 doğrusu. Bak y eşittir 2 doğrusu şöyle bir doğrudur. İşte bu noktanın buraya olan uzaklığı şu kadardır arkadaşlar. Bakın burası 7. İkisini çıkardım. Bunun buna uzaklığı 5 yaptı. Bunu karşıya atarsanız x neye eşit? Eksi 4'e. Diğer doğrumda x'in eksi 4 olduğu doğruymuş. Bak burada. O zaman benim bu doğrumun bu noktamın bu doğruya olan uzaklığı burasıdır bu sefer. Bak, şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? 4 birim. O zaman buradaki uzaklığımız da 7 birim oldu. Bitti. Tamam mı? Yani böyle özel doğrular varsa şeklini çizerek yap. Hiç gözünde büyütme. Gel bakalım 89. soru. Diyor ki: "Bu noktanın doğrusuna olan uzaklığı kök 5 birim olduğuna göre C'nin alabileceği değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim bir noktamız var. Tamam diyor ki bu noktanın diyor bu doğruya olan uzaklığı kök 5. Bak C'sini bilmiyorum. Şimdi bu doğruya uzaklığı kök 5 olan iki tane doğru vardır. Biri burada biri buradadır bak. Bunun da buna uzaklığı kök 5. Bunun da buna uzaklığı kök 5 şu anda. İşte burada bunlara göre iki tane C değeri çıkar. Hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi benim noktamı biliyorum ben. Noktam ne? 2'ye 1. O zaman bu noktanın buna uzaklığını hesaplayalım. Kök 5'e eşit diyelim. Hadi bitirelim. Şimdi uzaklık formülümüz D eşittir. karekök içerisinde x'in katsayısının karesi 1'in karesi artı y'nin katsayısının karesi 2'nin karesinin karekökü. Sonra ne yapıyordum? x'i x yerine yazıyorum. Yazdım yerine 2 yaptı. y'yi y yerine yazdım. 2 de o yaptı. Bir de artı C var. İşte şimdi buna mutlak koymayı unutan sadece bir değer bulur. Mutlak değer sorusu oldu soru artık. İşte bu uzaklığımız kök 5 birimmiş. E şurası da kök 5 yaptı. İçler dışlar yaptım şimdi buraya. Bunları topladım mutlak değer içerisinde 4 artı C eşittir kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yaptı. O zaman 4 artı C dediğimiz eşittir ya 5'tir. 4 artı C dediğimiz ya da eşittir eksi 5'tir. Salla karşıya. C dediğimiz ya 1, C dediğimiz ya da eksi 9'muş. İşte bu doğrunun denklemi demek ki x artı 2y C yerine 1 yazdım budur. Bu doğrunun denklemi de x artı 2y eksi 9 eşittir 0. 2 tane vardır yani. Biri bize ne diyor? C'nin alabileceği değerler toplamları topladım. Eksi 8, 89. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? B ya ne C'si? Hadi gel bakalım. Orada C'leri görünce. Şimdi 90 şekildeki D doğrusu üzerinde B ve C noktaları alınıp A, B, C üçgen oluşturuluyor. Doğrunun denklemini söylemiş bize bak. 2Y artı X eksi 15 eşittir 0. Burayı da vermiş alan istiyor. E ben şimdi üçgenin alanını bulabilmek için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmayacağım mı? Bak, taban uzunluğunu 5 vermiş. Şimdi bu yüksekliği bulacağım. Daha önce noktanın noktaya uzaklığını bularak bilmiş bu yapmıştık. Çünkü noktayı biliyorduk. Bu sefer bu noktanın bu doğruya uzaklığını bulunca haşı bulmuş olacağım. Bitti soru. H eşittir. Bölüyü çektim. X'in karesi. X'in katsayısının karesi artı. Y'nin katsayısının karesi. Tamam mı? Biri iki, biri bir bu. Şimdi ne yapıyorum? Bu noktanın buraya olan uzaklığı. X yerlerine üç. 3. Y yerlerine 1 yazıyorum. Y yerine 1 yazdım 2. X yerine 3 yazdım 3. Eksi 15'in mutlak değeri. İşte bu H uzunluğunu verecek. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Eksi 10. Eksi 10'un mutlak değeri 10. Aşağısı da kare kök 5. Uzaklığımı buldum. Alanım ne eşit o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2 bitti. Şimdi şu 2 ile onu sadeleştirdiğim zaman 5. 5'te 5'i çarptım. 25 bölü kök 5 oldu. Hemen bunu da eşleneceği ile çarpalım. Yukarısı 25 tane kök 5. Aşağısı 5 sadeleştirdim. 5 kök 5 cevap. 90. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Gel bakalım 91. Ne diyormuş bakalım noktasını noktası ve D doğrusu veriliyor diyor. A noktasının D'ye olan uzaklığı kolay. A noktasının bu doğruya olan uzaklığı. Hadi herkes yapsın. D diyorum bölüyü çekiyorum. X'in katsayısı 1, bir, 1'in karesi. Y'nin katsayısı 1, bir, 1'in karesi. Kare kökünü aldım. X'i yerine yerleştirdim 2. Y'yi yerine yerleştirdim eksi 2. Yanında artı 3 var. Mutlak değerini koydum. Yukarısı 3 yaptı. Aşağısı kare kökü 2 yaptı. Eşteniyle çarpınca sorumun cevabı 3 kare kök 2 bölü 2 oldu. Bu tamam. A noktasının D doğrusuna göre simetriği B noktasıdır. AB kaçtır? Şimdi gözünde canlandır bak. Yine uzaklık soruyor. Uzaklık soruyorsa formül. Doğrum bu. Noktam burada. A noktası ne? 2 Y eksi 2. Tamam. Doğrum da burada. Doğrum ne? X artı Y artı 3 eşittir 0. Diyor ki. A'nın diyor bu doğruya göre simetriğini al diyor. Ne demek simetri arkadaşlar? Ben buradan buraya ne kadar geldiysem dik olarak aynı uzunluk kadar da buraya gideceğim diyor. Buraya ne dedim? B. Şimdi bana şuranın uzunluğunu soruyor. Çok basit. Ben yukarıdaki soruda şuranın. 3 kare kök 2 bölü 2 olduğunu buldum. O zaman burası da 3 kare kök 2 iki bölü 2'dir. Yani 3 kare kök 2 iki bölü 2'nin 2 iki katıdır. Sorumun cevabı 3 kök 2'dir. Ama bana B noktasını sorarsa o zaman işler değişecek. İşte o zaman biraz önceki anlattığım bu noktayı bulup noktanın noktasına göre simetri alacağız. Bak nerede diye soruyorsa koordinat soruyorsa uzunluk hesaplarsan mesela nerede diye soruyorsa bu uzunluklar hiçbir işime yaramayacak. Uzunluk boşuna hesaplamış olacağız. Bana koordinat soruyor. Ben uzunluğu ne yapacağım? Ne yapacağım bu soruyu çözebilmek için arkadaşlar? Şunun noktayı bulacağım. Hatta bunu iki şekilde çözeyim. Tamam mı? İki şekilde çözeyim. Şimdi yani e, ikinci çözümü hatta daha, daha kolay olacak ama bunu da bir görün. Şimdi önce bu noktayı bulacağım. Hemen soruyorum bu nokta ne? Bu nokta... Bu doğruyla bu doğrunun kesişim noktası. Kesişim noktasını nasıl bulurum diye soruyorum. Denklemleri ortak çözersem. Bunun denklemini biliyorum. O zaman öbürünün denklemini bulacağım. Hemen bunun eğimine M1 diyorum. M1 arkadaşlar eksi 1'dir. Şu x'i karşıya attığınız zaman x'in katsayısı sayısı eğim. O zaman eğimleri çarpımları 1 olabilmesi için M2'nin eğiminin 1 olduğunu biliyorum. E şimdi bu doğrunun denklemini yazarım ben. Noktasını ve eğimini biliyorum. Hadi başlayalım. Y eksi Y1 dediğimiz eksi 2 eksi eksi artıya çevirdi eşittir. Eğimimiz 1 x eksi 2 bitti. Şimdi bu doğrunun denklemi neymiş? Y artı 2 eşittir x eksi 2. Iki. 2'yi de karşıya atınca y eşittir x eksi 4. Şimdi bu doğrunun denkleminde de şu x sunarı karşıya atalım. Y eşittir eksi x eksi 3. Y eşittir eksi x eksi 3. Hadi ortak çözelim. Şunları eşitledim birbirlerine x eksi 4 eşittir eksi x eksi 3. Bunu buraya bunu buraya aldığım zaman 2x eşittir ne yaptı 1. Nerede hata yaptık arkadaşlar? x artı y artı 3 evet burası doğru. Bunun eğimi eksi 1 bunun eğimi 1. Ee, y artı 2 tamam bunu da buraya ne yazdık? Tamam bunu bu tarafa attık. Doğru denklemimiz 2'ye eksi 2'den geçiyor. Tamam y artı 2 eşittir 1 çarpı x eksi 2. Tamam orası doğru. Orada onu karşı atınca eksi x eksi 3 yaptı. Tamam ya doğru yapmışız ya. Niye şey yapıyoruz? Şunlar birbirlerini ne yaptı? 2x eşittir. Tamam ya uf kafam gitti. 2x eşittir 1. x eşittir ne yaptı? 1 bölü 2. Bak kesişme noktalarının apsisini buldum. Burası 1 bölü 2'ymiş. Ordinatını bulabilmek için 1 bölü 2'yi burada yerine yazdım. Ne yaptı? 1 bölü 2 artı y artı 3 eşittir 0. Şunları toplayınca 7 bölü 2 yapıyor. Karşıya aldım. Y eşittir. Eksi 7 bölü 2. Hop. Eksi 7 bölü 2. Tamam. Artık orta noktayla istediğin ne yaparsın? Mesela buranın koordinatlarına biz A'ya B dersek arkadaşlar. A ile 2'nin toplamının yarısı 1 bölü 2 olacak. A artı 2 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. Şunlar götürdü. Karşıya atınca A'nın eksi 1 olduğunu buldum. Eksi 2 ile B'nin toplamının yarısı da eksi 7 bölü 2 olacak. B eksi 2 bölü 2 de eksi 7 bölü 2. Bakın şunlar götürdü. Eksi 2'yi karşıya aldığımız zaman B'nin de eksi 5 olduğunu buldum. Bu. Ama bu soru için bir çözüm daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi siliyorum. Şöyle komple bir silim. Yeniden çizeyim. Bu çözümü de öğrenin. Önemli bu da. Şimdi dedim ki benim doğrum burada. Noktam burada. Bu noktanın bu doğruya göre neyini istiyor benden? Simetrisini. Yani şuradaki B noktasını istiyor. Buraların eşit olduğunu biliyorum. Şimdi dikkat et. Bu doğrunun denklemini söylemiş bana. X artı Y artı 3 eşittir 0. Şimdi dikkat. Bu doğruya paralel burada da bir doğru vardır. Burada da bir doğru vardır. Bu doğruların denklemlerini yazacağım şimdi. Şu noktanın koordinatı neydi A'nın ki? 2'ye eksi 2. Şimdi dikkat. Şimdi bu doğrunun denklemi nedir? Paralel oldukları için bu kısımları aynıdır. Burasına C1 diyelim. Bunun da denklemi X artı Y artı C2'dir. Sadece neleri farklı? Sabitleri farklıdır. O zaman C1'i bir bulalım. Nasıl bulacağım? Bu noktada bu denklemi sağlamak zorunda. X yerine 2 yazdım. 2 eksi 2 artı C1 eşittir 0. Şunlar götürdü C1 sıfırmış. Bak burası sıfır. Şimdi şunu yapacağım. Bunun C'si buradan buraya nasıl değişti? 3 büyüdü. O zaman bunun C'si de buradan buraya 3 büyüyecek. Ne olacak? X artı Y artı 6 eşittir 0 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim noktam buradaki nokta. Buradaki noktayı bulabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu noktanın apsisi x ise bakın apsisi x ise apsisi x ordinatı y'si neye eşittir karşıya aldığınız zaman eksi x eksi 6'dır. Eksi x eksi 6'dır. Eksi x eksi 6 dedim ne yazdım ya. Nedir? Veya a diyelim kafanız karışmasın. Bakın apsisi a kadarsa apsisi a kadarsa ordinatı neye eşittir? Eksi 6 eksi a kadardır. Tamam mı? Şimdi o zaman buraya baktığımızda şu doğruyla şu doğru birbirlerine nedir dik? Bakın bunun eğiminin ben eksi 1 olduğunu biliyordum. O zaman bu doğrunun eğimi kaçtır? 1'dir. O zaman şu iki noktadan eğim hesaplayıp 1'e eşitleyip bitireceğim. Y'ler farkı diyorum. Eksi 6 eksi A artı 2 yapıyor Y'ler farkında. X'ler farkından da. A eksi 2 geldi eşittir 1 diyorum. İşler dışlar yaptığınız zaman A değeri yine karşınıza gelecek ve soru bitecek. Tamam mı? Yani noktayı soruyorsa işler değişiyor. Gel bakalım 92. sorumuz bize ne diyormuş? 92, 92, 92. Birim karelerden oluşan şekildeki haritada A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Gördük. A noktasını orijin kabul ettikten sonra BDC üçgeni oluşturuluyor. BC kenarına ait yükseklik nedir diyor. Hmm, şimdi diyor ki A'yı diyor orijin kabul edelim. O zaman A'yı orijin kabul edecek şekilde şöyle koordinat sistemlerimizi çizelim. Sonra bizden bir üçgen oluşturmamızı istiyor. BDC üçgeni. BDC üçgenini oluştur diyor. Şöyle üçgenimi oluşturdum. BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir diyor. BC kenarına ait yüksekliği de çizelim arkadaşlar. Şu yükseklik işte nereye gittiğini bilmiyorum. Kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar aslında benden ne istediğine bir bakın. D noktasının D noktasının BC'ye olan uzaklığını istiyor. Yani hiç uğraşmayacağım. BC'nin denklemini yazacağım. Ondan sonra noktanın doğru olan uzaklığını yapıp bitireceğim. Şimdi BC'nin denklemi için B noktasının koordinatları lazım bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oldu arkadaşlar? 7. Yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 7'ye 5. B'yi biliyorum. Şimdi burası orijin ise C noktası eksi 1'e eksi 3'tür değil mi? Eksi 1'e eksi 3. Hemen BC'nin eğimini buluyorum. Eğim eşittir Y'ler farkı. 5 Eksi 3'ten eksi 8 geldi bölü. 7 eksi eksi 1'den 7. Bak şöyle 7 eksi eksi 1'den de 8 geldi. 8 sekiz bölü 8'den bunun eğimi 1'miş. O zaman eğimini biliyorum. Şu noktayı da kullanarak denklemini yazalım şimdi. Y eksi 5 eşittir. 1 çarpı x eksi 7. Tamam. Hepsini bir tarafa topla şimdi y eksi 5. Şimdi buradan x eksi 7 gelmişti biri çarpınca. Eksi x artı 7 eşittir 0 oldu. Ne denklemim? y eksi x ek artı 2 eşittir 0. İşte d noktasının buna uzaklığını istiyor. d'nin koordinatlarını söyleyelim. 1, 2. Apsisi 2. Ordinatı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 2'ye 6 noktasının buna uzaklığı. O zaman y yerine 6 yazıyorum. 6. Eksi x yerine 2 yazıyorum. 2. Artı 2'nin mutlak değeri bölü kök içerisinde x'in ve y'nin katsayılarının karesi. 1'in karesi artı 1'in karesinin karekökü. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Bakın 6 yaptı. Tamam mı? Aşağıdan da kök 2 var. Eşleniyle çarpıyorum. 6 kök 2 bölü 2 yaptı. 3 kök 2 sorumuzun cevabı. Sadece şeklini çizip gözünüzde canlandığında olayı bitti. Sınavda böyle bir soru karşınıza gelebilir. Dikkat. Gel bakalım 93. soru. Ne dersin 93. Şimdi dik üçgen şeklindeki ada koordinat sistemine yerleştiğinde köşe noktaları O, A, B noktalarına denk gelmiştir diyor. Tamam üçgen ada var. <laughs> Hayal ettik. A noktasındaki bulunan yüzü dakikada 7 birim yüzebilmektedir. Buna göre yüzücü adaya en erken kaç saniyede ulaşır? En erken ulaşabilmesi için yüzücünün bu noktadan buraya dik gitmesi lazım. Yani bana bu d uzunluğu lazım. Peki d ne? A noktasının bu doğruya olan uzaklığı. Bu doğrunun denklemini yazan işi bitirecek arkadaşlar. Şimdi hadi bitirelim o zaman bu doğrunun denklemi. Şimdi bakın bu doğruya baktığımız zaman eğimini bulalım hemen. Eğim eşittir. Bak şu doğrunun denklemini buluyorum. Tamam mı? Bu doğrunun denklemi nedir? Y'ler farkı. 3 eğimini buluyorum önce. Eksi sıfırdan 3. Bölü x'ler farkı 0 eksi 4. Yani eksi 4. Eğimim ne oldu? Eksi 3 bölü 4. Tamam. Şimdi eğimini biliyorum. O zaman bu doğrunun eğimini biliyorum. Noktalarından birini kullanıp denklemini yazalım. Y eksi Y sıfır sıfır eşittir. Eğim eksi 4 3 bölü 4 çarpı x eksi 4 bitti. İçler i̇şte, dışlar yaptım. Ne geldi buradan? 4y eşittir. Eksi 3'ü de içeri dağıtıyorum. Eksi 3x artı 12. Hepsini bir tarafa topladığım zaman 4y artı 3x eksi 12 eşittir 0. İşte istenilen şey bu noktanın buraya uzaklığı. Yerleştir bakalım. Y yerine 6. X yerine 3'ü yazdım. 6 ile 4'ü çarptım 24. 3 ile 3'ü çarptım 9. Eksi 12 var. Mutlak değeri var. Bölüsü karekök içerisinde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamları. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. İşte bu d uzaklığı karşımda artık. Yukarısı 21 yaptı değil mi? Aşağısı da 5 yaptı. Şurasını götürdüm 12. da topladım 21 bölü 5. O zaman burasının uzunluğunu 21 bölü 5 olduğunu buldum. Ne diyor bize? A noktasında bulunan yüzcü dakikada 7 birim yüzüyor. Şimdi hız problemi sorusu. O zaman x eşittir v çarpı t değil mi? Yolum ne kadar? 21 bölü 5 kadar. Eşittir hızım dakikada 7 birimmiş. 7 çarpı t. Zamanı bulabilmek için her iki tarafı 7'ye böldüm. 7 ile şunu sadeleştirdim. 3 bölü 5 oldu. Yani T'miz 3 bölü 5. Bak bize dakika birimden vermiş. Ama soruda sorarken de saniye sormuş. O zaman dakikayı saniye çevirebilmek için 20 ile çarptım. 12 çarpı 3 36. Bitti. Hadi bakalım. Geldik şimdi arkadaşlar. Son formülümüz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı soracak bize. Hocam niye yani iki doğru arasındaki uzaklık demiyorum bakın. Mesela şöyle bir doğrum var bir de şöyle bir doğrum var. Aralarındaki uzaklığı sorarsa sıfır olduğu yer var. Bak uzaklık değişiyor. Yani kesişen iki doğrunun arasındaki uzaklığı bize soramaz. Sürekli değişiyordur. Ama paralel iki doğru arasındaki uzaklığı sorar çok basit. Şimdi mesela doğrumun biri bu doğrumun biri bu. Önce şunu yapacağım arkadaşlar. Paralel doğruların eğimleri aynıdır değil mi? Sadece sondaki sabitleri farkıdır. Farklıdır. Yani bu denklemi yazacaksın. AX artı BY artı C1 eşittir sıfır. Bu doğrunun denklemi. AX artı BY artı C2. BY dedim. B2 yazdım oraya. BY artı C2 eşittir sıfır. Tamam paralel bunlar. Şimdi bunlar arasındaki uzaklığı soruyor bana D. Bir kere şunu unutma. Burası da D'dir. Burası da D'dir. Yani paralel doğruların arasındaki uzaklık her yerde sabittir. Şimdi D'yi nasıl bulacağım? Yine bölüyü çekeceksin alt tarafı aynı. Ne var alt tarafta? X'in katsayısının karesi A kare artı B kare. O zaman bu formülü kullanabilmem için buradaki X'in katsayısıyla buradaki X'in katsayısı, buradaki Y'nin katsayısıyla buradaki Y'nin katsayısı aynı olmalı. Zaten soruda aynı vermediği zaman bile biz eşit duruma getirip formülü öyle kullanacağız. Tamam mı? Yani x'ler ve y'lerin katsayıları aynı olacak. Ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Peki yukarıda ne yapacağım? Neleri farklı bunların sadece C'leri. Bunun C'sinden birinin C'sini çıkarıp mutlak değer koyacaksın bu. Tamam mı? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık ne yapıyormuşuz? Bak, x'leri ve y'lerin katsayılarını eşit duruma getireceğim önce eşit değilse. Sonra bunun c'sinden bunun c'sini çıkaracağım, sabitlerini çıkaracağım, mutlak değer koyacağım, bölü koyacağım. x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamlarının karekökü ve uzaklığı buldum. Hadi gel örnek yapalım şimdi. Doğruları arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi bu doğrular paralel bir kere, eğimleri aynı. İstersen bak. Ama bakıyorum denklemler aynı değil. Burada 2x var. Burada eksi 6x var. Arkadaşlar x'lerin kat sayılarını eşit duruma getireceğim. Ya birini böleceksin ya birini çarpacaksın. Şimdi bak burada eksi 6x var burada 2x. Eşit olabilmesi için yukarıdaki denklemi eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 6x yaptı. Artı 3y yaptı. Eksi 12 eşittir 0. Hadi bunu da aynı şekilde yazalım. X'liyi başa yazalım. Eksi 6x artı 3y eksi 2 eşittir 0. Bak. Önce kat sayılarını eşit duruma getireceksin. Kat sayıları eşit durumda değilken hesap yapamam. Şimdi iki doğru arasındaki paralel doğrular bak kat eşit duruma geldi. Artık ne yapıyorum D uzaklığını hesaplarken aşağıda karekök içerisinde X'in kat karesi artı Y'nin katsayısının karesi. Yukarısı çok basit. Mutlak değer içerisinde birinin C'sinden birinin C'sini çıkaracağım. Eksi 12 eksi eksi 2. Mutlak değer koydum. Bakın yukarısı Şunları artıya çevirdi. Eksi 12 artı 2 ne yaptı? Eksi 10. Mutlak değeri nedir? 10. Aşağıdan ne geldi? 36. 9 daha 45. Kare kök 45 oldu. Uzaklığı buldum. Sadece düzenlemek kaldı. Şey 3 kök 5 diye yaz. Kök 5 de çarp sadeleştir. Tamam. Hadi gel bakalım. Diyor ki 94. Bize bir doğru vermiş, bir doğru daha vermiş. Bak bu sefer x'lerin ve y'lerin katsayıları aynı. Uğraşmaya gerek yok. Diyor ki karşılıklı iki kenarı D1 ve D2 üzerinde bulunan karenin alanı soruyor. Çok basit soru. Bak bu doğru mu bu, bu doğru mu bu? Paralelmiş. Şimdi karşılıklı iki kenarı bunların üzerinde üzerindeyse ve kare ise... Bak gördünüz mü? Yani karenin bir kenarı aralarındaki uzaklığa eşittir. Yani aralarındaki uzaklığı bulacağım... Ondan sonra Karenin alanı hesaplayacağım. O zaman D diyorum aralarındaki uzaklığa bölüyü çektim. X'in katsayısının karesi 5. Beş, 5'in karesi. Y'nin katsayısının karesi 12'nin karesi bölüm. Yukarısına bakalım şimdi. Mutlak değer içerisinde bunun C'sinden bunun C'sini çıkarıyorum. Eksi 16 eksi 10. Bitti. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Eksi 26'nın mutlak değeri 26. Aşağısı da 5, 12, 13 üçgeni yapıyor. Böldüm 2'yi. Yani bu uzaklık 2'ymiş. O zaman karenin bir kenarı 2'dir. Alanı da 2 iki çarpı 2'den 4 birimdir. D1 ve D2 doğrularına teğet olan dairenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar doğruları çizelim yine. Bu doğruların ikisine de ne varmış? Teğet olan bir tane daire varmış. Gördük mü? O zaman bu dairenin alanını soruyorsa R'si lazım. Bak benim bunların ikisine de teğet olduğu için burası r burası 2r, yani aralarındaki uzaklık 2r oldu. Ben 2r'nin kaç olduğunu buldum? 2. O zaman r'miz 1 bitti. Dairenin alanı pi r kare formülüyle hesapladığımızda pi olmuş oldu. Bu kadar basit. Gel bakalım, 95. Ne diyormuş? Doğrusuna 2 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri denklemi. Şimdi bak, bu bir doğru, gözünde canlandır. Bu bir doğru. Bu doğru ya iki birim uzaklıkta nokta bul bana dedim. Aha mesela burada. Bir tek bu mudur? Değil. Başka iki birim uzaklıkta yok mudur? Vardır. Başka? Vardır. Başka? Vardır. Bak o zaman benim doğrum burada olabilir. E şimdi oradan birisi dedi ki hocam niye aşağıda olmasın? E burada da iki birim uzaklıkta noktalar vardır gördük mü? O zaman benim bu şartı sağlayan iki tane doğrum vardır. Biri yukarıda bir aşağıda. Yaz bak bunun denklemi 3x eksi 4y eksi 3 eşittir 0. Bunun denklemi 3x eksi 4y artı c1 eşittir 0. Bunun denklemi 3x eksi 4y artı c2 c2 eşittir 0. Hangisi olabilir diyor. Yani c'yi bulacağım. Şıklarda hangisi varsa. Şimdi bir bilgi daha var diyor ki iki birim uzaklıkta. Yani benim bu doğrumun bu doğruya olan veya aşağıdaki doğruya olan uzaklığı kaç birimmiş? İki birim. O zaman bununla bunun arasındaki uzaklığı hesaplayıp ikiye eşit diyelim hadi. O zaman iki eşittir. Bölüyü çektim. X'in katsayısı 3, üç, 3'ün karesi, Y'nin katsayısı 4, 4'ün karesinin karekökü. Yukarıda C'ler farkı. Ne yapıyorum? C1 eksi eksi 3 diyorum. Mutlak değeri koydum. Bitti. 2 eşittir. Yukarısı C1 artı 3'ün mutlak değeri. Bakın mutlak değeri koymayan sadece doğrulardan birini bular. Aşağısı da 5 yaptı. İçler i̇şte dışlar. 10 eşittir mutlak değer C1 artı 3. E bir şeyin mutlak değeri 10 C1 artı 3 dediğimiz ya 10'dur. C1 artı 3 dediğimiz ya da eksi 10'dur. Attım karşıya C1 eşittir ya 7. C1 dediğimiz ya da eksi 13 oldu. Hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın 3x 4y. C birimiz 7. C ikimiz eksi 13. Şıklarda hangisi varsa işaretlersin. A var sanırım. 95. sorumuzun doğru cevabı. A şıkkımız olmuş oldu. Hadi gel bakalım 96. Son iki sorumuz. Bitiyor bitiyor bitiyor. Diyor ki doğruları şekildeki yolun kenarlarını oluşturmaktadır. Buna göre eşit uzaklıktaki D3, bu doğrulara eşit uzaklıktaki D3 doğrusu şeklindeki şerit çekilecektir. D3 doğrusunun denklemi nedir? Şimdi bak D1'in denklemini söylemiş bize. Neymiş D1'in denklemi? 2x-3y eksi artı 6 eşittir 0. Arkadaşlar siliyorum bunu yazmayacağım. Niye? İkinci doğrunun denklemine baktım 8'li. O zaman bunu da 8'li yapayım ben. 4'le çarpılmış halini yazayım. Paralel ya. X ve Y'lerin kas eşit duruma getir. Nedir o zaman bu doğrunun de denklemi? 4'le çarpınca 8X eksi 12'ye artı 24 eşittir 0. Bu doğrunun denklemi neymiş? 8X eksi 12'ye artı 12 eşittir sıfırmış. Şimdi diyor ki bu doğrulara eşit uzaklıkta diyor D3. Hmm. O zaman bunun denklemi de şöyle bir şeydir bakın. 8x eksi 12y artı C1'dir. İşte bakın bu, bu, bunların tam ortasında olduğu için bunun C'nin C'si bunların bunun C'si bunların aritmetik ortalamasıdır. O zaman 24 ile 12'nin tam ortasındadır onlar. 36 bölü 2 18. Yani burası 18. Hocam şıklarda bu yok dedi birisi. 8 x eksi 12 y artı 18 eşittir 0. Bir şeye bölünüyorsa hepsi böl. Neye bölünüyor arkadaşlar baktım bunlar. 8 x eksi 12 y. 8 x varmış varmış arkadaşlar. Ama bu yoksa 2 ile sadeleşmiş hali de olurdu. Tamam mı? 4 x eksi 6 y artı 9. Ama şu hali olduğu için direkt işaretleriz. 96. sorumuzun doğru cevabı B. Yani tam ortalarındaysa doğru C'lerinin aritmetik ortalamasıdır. Unutma. Hadi bakalım son sorumuz. Doğruları veriliyor. Tamam. Buna göre bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden dörtgenin alanı nedir diyor. Hmm. Hadi bir bakalım neymiş. Önce koordinat sistemini bir aldım. Tamam mı? Bir doğruları bir görelim bakalım ne olacak. Şimdi bu doğrunun grafiğini çizebilmek için önce x'e 0 değerini verdim. Eksi 3y. Eksi 12'yi de karşıya aldım eşittir 12. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman y eksenini nerede kesecekmiş? Eksi 4'te. Hemen y'ye 0 değerini verip bunu karşıya aldım. 4x eşittir 12. x eksenini nerede kesecekmiş? 3'te. X ekseninde 3'te kesecekmiş. Bunun grafiğini şöyle çizdim. Bu tamam. Şimdi buna bakalım. Hemen X'e 0 değerini verdim. Eksi 3Y eşittir 20. 8, 24 yaptı. y her iki tarafa eksi 3'e böldüğüm zaman 24 değil mi? Eksi 8 yaptı değil mi? Bak burada neyi eksi 8'de kesiyor arkadaşlar? Y eksenini eksi 8'de kesiyor. Evet. Şöyle o zaman bu doğruyu bir tık yukarı doğru kaldıracağım arkadaşlar. Şurayı uzatalım. Şöyle uzatalım. Y eksenini nerede kesecekmiş? Eksi 8'de. Sonra Y'ye 0 değerini verdiğim zaman arkadaşlar 4X eşittir 24 oldu. X eksenini nerede kesecekmiş? 6'da. X eksenini de 6'da kesecek. Bakın şöyle bir doğru. Şimdi dikkat ederseniz bu doğrular arkadaşlar paralel doğru bak. Bu doğrular paralel doğru. 4x eksi 3c, 4x eksi 3c, c'leri farklı sadece. Şimdi diyor ki eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden dörtgenin alanı nedir diyor. O zaman burayla bura paralelse bu şekil bir yamuktur. Dikkat et şimdi bak. Burası 3, 4, 5 üçgenidir. Üst tabanı buldum. Burası kaç? 6. Burası kaç? 8, 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban artı, pardon alt tabanı mı 10? artı üst tabanım 5 bölü 2 çarpı yükseklik. Peki buranın yüksekliği neresi? Buranın yüksekliği bu doğruların arasındaki uzaklık işte bak. Şurası. Ne renkle çizeyim? Siyahla. Bak mesela şurası. Tamam mı? O zaman bu doğruyla bu doğru arasındaki uzaklığı bulan işi bitirir. Tamam mı? Yüksekliği. Yani, lan nereye gitti soru? Soru nereye gitti? Uhu. En sona gittik birdenbire. Bir dahaki ders anlatacaklarımıza gittik. Bak bu uzaklık sadece burada yok ha. Bu uzaklık nerede de var arkadaşlar? Burada da var. Tamam mı? Yani paralel doğrular arasındaki uzaklık. O zaman D diyorum bu uzaklığa. Bölüyü çekiyorum. Ne yapıyorum? C'ler farkı. Eksi 12 eksi eksi 24'ün mutlak değeri. Tamam. Bölü. Bak 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bunun karekökü. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Artıya çevirdi burası. 24'ün 12'si gitti. 12 bölü 5. Tamam. Yüksekliği de biliyorum. O zaman 15 bölü 2 yaptı şurası. 12 bölü 5 burası da. Şunları sadeleştirdim 6. Şunları sadeleştirdim 3. çaptım. 18'e eşit oldu. 97. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Evet bir tanecik kısa bir videomuz kaldı arkadaşlar. Şimdi ama önemli bir video biliyor musunuz? İşte bunu anlattığımda eşitsizliklerde, parabolde falan da ne taraflarına taracağınızı güzelce öğreneceksiniz. Kısacık bir videomuz kaldı. Doğrunun analitiği biter. Çemberin analitiğine geçeriz. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.